O sene 2021'de Barcelona kariyerimizin yepyeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün El Clasico günü. Bugün El Clasico heyecanı var. Real Madrid'e karşı oynayacağız. Ligin en formdaki takımlarından bir tanesiyiz ve hatta en formdaki takımıyız. Üstüne de en formsuz zamanlarından geçen Real Madrid'e karşı oynayacağız. Son 5 maçta 4 mağlubiyeti bulunan Real Madrid ve son 6 maçımızdan 6 galibiyetle ayrılan bir takımız. Bugün bizi güzel maçlar bekliyor. Sağ koşullara gayet iyi. Çimenler iyi. Stat hazır. Bütün herkes hazır. Seyirci statta yerini aldı. O zaman maçı başlatmamıza hiçbir engel kalmadığına göre maçı başlattım. Şunu da tek x alalım ve maçımıza başlayalım. Bir de like'ınızı alırım. Şurada Real Madrid'e bir tokat şov yapalım mı? Hadi bakalım be. Harry Kane yürü be. Hadi Harry Kane. Mbappe atamadı. Harry Kane'le şov yapacağız. Mbappe yedik takımlara gol atamadı. Harry Kane kaçırdı. Güzel başladık. 9 dakikada 3 şut. 4 şut. 5 şut. 6 şut. Sarı kart varan inanılmaz bir baskıyla başladık Real Madrid'e karşı. Umarım bir kontratak vermeyiz defansta. Etkili olan bir tane hatamız var. Sıkıntı orada. Bir sarı karta Valverde güzel. Real Madrid biraz agresif çıkmış maça. Her an kızarabilir diyoruz. Vertonghen. Herkesin beklemediği bir anda orta yaşlı Cristiano Ronaldo topu yükseldi. Cristiano Ronaldo eski takımına bakalım atacak mı dedik ama atamadı. El Clasico'da Ronaldo Real Madrid forması giyiyor. Pedri ceza sahasında güzel bir orta açtı. Harry Kane harika yükseldi kafa topuna. Harry Kane attı. Pedri attırdı. Muhteşem bir oyun, muhteşem bir gol. Harika organizasyon. Pedri'de kusursuz orta. Kane'de affetmez kafa toplarını. İlk yarıda domine ettiğimiz bir Real Clasico. İkinci yarıda bence farka gideceğiz. O zaman çok konuşmuyorum. Güzel bir maç. Ateşi soğutmayalım maçın heyecanını. Geçelim ikinci yarıya. Geçemedik. Geçelim ikinci yarıya. Tüm hızımızla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tık 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 tık. Hadi bakalım. Şöyle bir şov yapın ya. Şöyle 2-3 yapalım. Ay Vertonghen'den Lionel Messi kaleciyle karşıda. Plaseye vurur mu Lionel Messi? 2-0. İşte bu. İşte bu. El Clasico'da hayırlı bir heyecan var ya. Muhteşem oynuyoruz. Ben böyle bir şey görmedim. Ciddiyim bak. Bu arada samimi söylüyorum. Real Madrid topu oynattırmadık ya. Şutları var mı Real Madrid'in? Alfonso Davies ileri yolladı. Messi için şut çalsa Messi ileri kaleciyle karşı karşıya. Lionel Messi kaçırdı. Lionel Messi 3. golü kaçırdı. Dakikalar 72. Harika oynuyoruz. Pedri'nin harika bir top. Yine Harry Kane ikilisiyle oynadılar. Harry Kane bu sefer şutu çekecek. Harry Kane kaçırdı. Ah. Ah şu dakikalarda 3'ü kaçırıyoruz. 3'ü kaçırıyoruz. Uf. Bir nefes alayım bir su içeyim. Harika bir maç ya. Of. Yani şu an Barcelona kariyerimizin en iyi maçını çıkıyoruz. En zevkli. Ve penaltı 3-0 olacak. Hadi erken. Sakin. Sakin. Bam. Gömmüş golü. Harry Kane. 3-0. El Clasico'da farka gidiyoruz. Of 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 of. Of. Monici sarı kart. Harry Kane yapıyor adam ya. Adam oynuyor ya. Lan Mbappe 2 mi? 3 maçta 2 gol at, 1 gol falan attıysa atmıştır. O ne takımlar da zayıf yani. Bir Real Madrid ayarında yani. Zayıf dediğim o anlamda. Amerika bugün 2 gol attı. Messi de 1 gol attı. 3-0 kazanıyoruz. El Clasico'da farkımızı ortaya koyduk. Ligi şampiyon olmaya aday takımıyız biz. İlk iki maçımız biraz talihsizlik oldu. Nazara gel diyelim. Olur öyle şey de diyelim ve toparlandık. İnanılmaz iyi gidiyoruz şu an. Orta Messi'nin de demek ki ortada gol gelmemiş. İstatistiklere bakacağım ama Real Madrid'i biraz rencide etmek istemem. Şaka şaka. Rencide edeceğim tabii ki Real Madrid'i yani. Şovumuzu yaptık. Rakibi rencide değil de kendimizi göstereceğiz. Dakika 43. Pedri'nin harika kusursuz bir orta. Harry Kane'de çok güzel süzüldü. Havada kafayı koydu. 1-0 yaptı. İkinci yarıda da golle başladı. 49 Lionel Messi'nin golü. Vertonghen'in asistiyle 2-0. 79'da bir penaltı. Harry Kane harika. Soğukkanlı bir şekilde 3-0 yaptı durumu. Ve bu şekilde maçı kazandık. 15-3 çekerken Real Madrid'e sadece bir şut çektirdik. Bakın bu taktik yok. El Clasico taktiği net. Bunun videosu gelmiştir. Girecektir. El Clasico'nun taktiğini göstereceğim sizlere. 4 aşağıda kalınca 6-3-1'e karşı 163'ü 137 Real Madrid biraz fazla defansif çıkmış. Tabii normaldir. Biz şu an çok formdayız ve Real Madrid buradan bir puan alması gerekiyor. 3 puan için oynayamaz burada. 3 korner, 2 korner, 16 faul, 17 faul
%7 ve %35 toplandık. Ve geri kalan bütün oyuncularımız 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9. İnanılmaz bir El Clasico çıkardık. Real Madrid'i burada patates ettik der miyiz? Deriz valla. Şurada bir de Valencia Atletico puan kaybetse ne kadar tatlı olur. Ne kadar da aman Allah'ım. 2-2 adamsın Abdullah. Kalp atacağım sana. Kalpleri yoruma at. Yorumlara bekliyorum. Senin kalplerle boğacağım. Vallahi daha sevindirici bir haber olamazdı ya. Alaves 3, Elche 1. Getafe'ye yeni menajer gelmiş. Mehmet Safa Reis. O. Bak güzel menajer. Hoş geldin. Fenerbahçe'de oynuyorsun. Real Madrid şey. Atletico Madrid 1-0 kazanmış. Bakacağız Real Sociedad'e karşı. Granada 2-1 yenmiş Huesca'yı. Sevilla Atletico Bilbao 3-0 rahat geçmiş. Villarreal Cadiz deplasmanına zorlanmadan 3 puan almış. Versailles Vigo Osasuna'yı zorlu maçta 1-0 geçmiş. Levante'de Eibar'ı deplasmanında kaçırmamış ve 3 puan almış. Evet, haftanın maçlarından şöyle bir Real Sociedad'a bakalım. Bir de Valencia'ya bakacağım tabii ki. Abdullah 2 puan almış. Valla helal olsun. Oo, altıda sakatlık Real Sociedad'da. Bir kırmızı kart vesaire yok ama 79'da gelmiş gol. Tüh be. Luis Suarez bu arada gol asist yapamamış. Çok sevindim. 4 şut, 10 şut, 1 kornere, 9 korner, 67. Atletico oynamış, Atletico oynamış, Atletico kalite farkını ortaya koymuş diyebiliriz daha doğrusu. Çok kalite farkı yok hatta, aynılar neredeyse. Aa bu arada, öyle şey Sevilla ile karıştırdım ya. Atletico maalesef hak etmiş, oynamış, oynamış, yapmış, etmiş. Atletico zor olacak. Valencia puan kayıpları yapmaya başladı. Güzel, 2 maç beraberlik. Zorlu fikstürden. 8'de de golle başlamış Valencia De Paul'un golüyle. 12'de Sanchez karşılık vermiş Real Betis'te 2-1 olmuş. Erken goller. Daha sonrasında 54'te ikinci yarıda Sanchez'in bir golü daha ve Real Betis 1-0'dan 2-1 öne geçmiş. Yapma be hocam ya. Şu son dakika golleriyle yemin ederim. Valencia şuradan 3-4 puan rahat bir şekilde kazanmıştı. 89 Sissoko nereden çıktı sen ya? 11 şutta 9 şut 6'ya 6 kornerler 4-4-2 4-4-2 ve 57-43 top oynama oranları başa baş geçen bir mücadelede Valencia son dakikada attığı golle bir puanı koparmış. Ay 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 ay. Evet bir sonraki hafta bu sefer de Sevilla deplasmanına gideceğiz. Zor bir maçlar bizleri bekliyor arkasından. Real Betis'e karşı arkasında kupada kimle eşleşmiştik? Athletic Bilbao'ya karşı. Real Madrid uf uf uf. Atletico Bilbao'dan sonra kolaydır herhalde. Oo, of, çok zor maçlar bize. Çok zor fikstüre girdik yine. Real Madrid Getafe'ye karşı, Erol Bulut Levante Kadise karşı, Celta Vigo Real Sociedad maçı var. Granada Osasuna, Villarreal Alaves bu maç güzel olur. Her şey Huesca, Atletico Madrid Valencia işte bir aradı maçta. Biz Sevilla'dan mutlaka 3 puan almamız lazım. Eğer 3 puan alırsak şuradan gelecek herhangi bir takım puan kaybedecek her türlü. Bir beraberlik çok işime yarar var ya. Şurada bir beraberlik beni şampiyonluk için çok büyük aday yapar. Valladolid, Eibar ve Real Betis Bilbao karşı oynayacak. Yarın da güzel maçlarımız var. Ve puan tablosu çok merak ediyorum. Nasıl olmuş acaba? Şöyle bir göz attığımızda of of ne kadar güzel duruyor. Ne kadar tatlı duruyor. Villarreal sen ne işin var orada ya? Sen azıcık puan kaybetmişsin. Bak sen fazla iyi gitmeye başladın. Atletico Real Madrid, Valencia namal gidiyor. Real Sociedad Atletico Madrid karşı ilk defa mağlup olmuş oldu ve ilk ilgisini tattı Real Sociedad. Atletico Madrid 28 puanla liderliğini götürüyor. Valencia 26 puanla ikinci sırada. Villarreal 24 puanla üçüncü sırada. Biz yükselişe devam yavaş yavaş birer birer dördüncü sıraya kadar tırmandık. O liderliği gelecek Atletico. Bekle biz Atletico. Sadece 6 puan kaldı hiçbir şey. Şu Valencia senden bir puan alsın da göreceğim ben seni. Valencia alsa 27, 29, 25, 25, 27, 29. Güzel, güzel. Villarreal'le kaybetse de o şu aradan çıkarsak. Real Sociedad arkamızda 21 puanla onu geride bıraktık. 5. sıraya attık. Sevilla geliyor arkadan. 18 puan 6. sırada. Yarın onunla karşı maçımız var. Kaybedersek bizi bir tek Real Sociedad geçebilir. Alaves 18 puanla 7. sırada. Tekrardan yükselişte. Real Betis 17 puanla 8. sırada. Real Madrid 5, 15 puanla 9. sırada. Celta Vigo 14 puanla 10. Levante 12 puanla 11. Getafe 12 puanla 12. Bilbao 11 puanla 13. Osasuna 9 puanla 14. sırada olurken Granada da 8 puanla 17. sırada ki Granada üstü 2 galibiyet aldı galiba yanlış hatırlamıyorsam.
Meneşel listesine baktığımızda ise ikinci, dördüncü sıraya yükselmişiz, güzel. Kaptan Real Madrid'de bir, Atletico Madrid'de bir, İlhan Şahin Valencia'lı 2, Arda Real Sociedad 3, Hasan Villarreal'den 4, biz 5. sıraya yükseldik. Az önce 4 dedim galiba, kusura bakmayın. Alaves Ercan 6. sırada, Mert Kuşku Sevilla ile 7, Ramazan Hoca Celta Vigo ile 8, Abdullah Real Betis ile 9, Volkan Atti Bilbao ile 10, Muhammed Osasuna ile 11, Erol Bulut Levante ile 12, Atakan Real Madrid ile 13, Talha Granada ile 14 ve Mehmet Safa Reis Getafe ile 15. Mehmet Safa Reis'e de hoş geldin Reis diyelim. Fenerbahçe'de iyi işler yapıyorsun. Bakalım Getafe'yi buradan toparlayıp nereye kadar getirebilirsin? Getafe'nin hedefi kaç? İyi konu. İşin kolay değil ama senle iyi menajere benziyorsun. Çok komik valla, çok komik. Lewandowski gol atamamış. Aynen, Lewandowski gol atamadı. Bugün 9 golle kaldı. Bizden Harry Kane geliyor. Harry Kane geliyor ama burada bir Kore'ye vurdum. Aman Allah'ım, bu neymiş ya? 2 maç 5 gol. 2,5 gol ortalama ile oynuyor. 4 maç 5 gol. Harry Kane her maçında attı golünü. Cristiano Ronaldo 4 golle ve Messi'miz yok. Asist kralına baktığımızda Luis Suarez burada birinci, bizden Messi 3 asist. Başka kimse yok. En çok katkı verenlerle baktığımızda ise Harry Kane 5 gol 1 asist, 6 gol katkı. Luis Suarez yakalamak hiç kolay olmayacak. Luis Suarez hiç kolay olmayacak. Messi burada 5, Ronaldo 5. Başka da kimse yok. Mbappe'miz biraz starting çıktı. Mbappe yedek maçta da olacak. Kadro en güçlülerde acaba Harry Kane var mı ya? Vardı da hani nerelerde? Ya yokmuş ya. De Bruyne ne yapmış acaba? De Bruyne. Kadro değerinde 427 milyon euro ile birinci sıradayız. Arkamızda 398 milyon euro ile ve şu an ligimizin en fazla ortalama oyuncu gücü değerine sahip takımı Sevilla maçımız var yarın. Ki Sevilla olmuş. 365 milyon euro ile Atletico Madrid geliyor. 259 milyon euro ile 4. sırada Valencia. 334 milyon euro ile Villarreal. 5. sırada Villarreal güzel oynuyor. Ama işte Real Madrid Atletico Bilbao diye gidiyor. Şu şekilde göstermek istedim. Getafe'yi 174'te almış. Sezon sonunda 500 yaparsın herhalde. Evet, bu şekilde de şöyle istatistiklere bakalım. Şu an 2,6 gol ortalaması düşüyormuş maç başına. Güzel. Evet, muhteşem bir haftayı tamamladık. Muhteşem bir bölümü tamamladık. El Clasico'da Real Madrid tokat ettikken ve yarını Sevilla'ya karşı oynayacağız. Sevilla'da son 3 maçında bir galibiyet alıyormuş sadece. Bu güzel. 3 maçta 5 puan kaybetmiş. O güzel. Bir de bize geliyor ama işimiz hiç kolay olmayacak. Hatta sizlere şöyle Sevilla'ya bir göz atalım. Bir sakatlığı makatlığı var mı şeyler ya? Şunu şuraya koyayım ben. Estonya yorgun. Yorgunlukları var. Onun dışında çok bir sakatlıkları vesairesi yok. Stoper beksiz oynuyor. Bakacağız, bakacağız. Evet. Bir şeyler alacağız Sevilla'ya karşı diyorum. O zaman ben bu bölümü burada bitiriyorum arkadaşlar. Buraya kadar izleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Diyeceğim başka bir şey yok. Like'la abone olmuşsunuzdur belki diyorum. O zaman kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.